Şimdi hikaye şu. Efendim biz bugün dünyada olup biteni, milletler arası siyasette olup bitenin diyeceğim. Fakat zaten savunduğumuz şey milletler arasında olduğu, olup bitenin. Yani dünyada ana sürücü gücün milletler arası münasebetler, milletlerin menfaat çatışmaları olduğunu iddia ediyoruz. Bu bizim iddiamız. Bunun karşısındaki iddiaların bir dökümünü yapacağız ve dönüp ondan sonra hangisi doğru diye kendi kendimize kritik yapacağız. Bizim tezimiz kuvvetli mi değil mi ona bakacağız. Şimdi dünyada olup bitenlerde milletler baş aktörler değildir. Başka birimler, bu toplum birimleri diye benim yazıp çizdiğim bir şeyler var. Başka aslında eski o bana ait de değil. Onu kastediyorum birim dediğim zaman cemiyet birimlerini kastediyorum. Başka birimler ve kuvvetler asıl rolü oynamaktadırlar. Toplum birimlerinde yanılmıyorsam gidip bakamadım ama Sadri Maksudi Arsal'dır bunu söyleyen. Hepsi söylemiştir zaten milliyetçi düşünürlerin. Yani millettir esas olan. Mücadele milletler arasında olmaktadır lafını. Efendim biraz eski kaçacak şimdi. Esas mekanizma proletaryayla, proleter ülkelerle emperyalistler arasında olandır. Şimdi bu o kadar heyecanlı gelmiyor size değil mi? Bunu söyleyen pek kalmadı artık zannediyorum. Fakat biz şey yaparken bu işlere başladığımız zaman asıl kavga buydu. Bunun antitezi var, tam tersi var. Bu şey açısından söylenmiş. Proletaryayla efendim şeyler arasında, emperyalistler arasında oluyor mücadele lafı. Bu komünistlerin söylediği laf. Bunun tersi var. Hür dünya ile komünistler arasında olmaktadır mücadele. Aynı şeyin başka türlü ifadesi bu. Hangisini sevdiğinize bağlı olarak farklı. Ümmetler arasında oluyor arkadaşlar esas mücadele. Bugün bu sonuncusu daha aktüel galiba. Birinci bu. İkinci, dünyada olup bitende başrolü milletler oynamaktadır ama, hadi bunu kabul edelim, ama bu geçici bir şeydir. Çünkü Avrupa Birliği ve benzeri bloklar öne çıkmaktadır. Avrupalılık bilinci giderek milli bilinçlerin yerini alacaktır. Başka hangi bloklar var ben farkında değilim. Yani bu genelleme biraz zorlayarak yapılan bir genelleme ama bizim inanmamızı istedikleri bir genelleme. Böyle bloklar olacakmış. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç blok falan o dünyayı bir blok olarak toptan götürme peşinde. Geçici bir şeydir. Mesela işte millet ittifakları esas sürücü güç olacaktır. İki, milletin kendisi zaten geçici bir kategoridir. Millet Fransız İhtilali ile başlamıştır. Ondan evvel yoktur. Veya modernite ile başlamıştır. Yakın tarihte başladığından eminler de tam nereden başladığını tutturamıyorlar. Bu Fransız İhtilali ile başlamıştır lafı galiba sosyoloji bölümlerinde filan standart olarak öğretilen bir Erol Güngör sempozyumundaydım Gazi Üniversitesi'nde Aralık ayında, 2010 aralığında. Bizim eski öykücülerden iki kişi oturuyordu. İsimlerini, isim hafızam çok kötü benim, isimlerini hatırlamıyorum. Naci'ydi bir tanesi galiba. Vedat Bilgin de vardı. Sen gördüysen tamam, Vedat Bilgin'i hatırlamıyorum. Var mıydı Vedat Bilgin? Tamam. Peki konuşmaları duydunuz mu? Duydum da hatırlamıyorum şu anda. Şeyi hatırlıyor musun? Şeyde Fransız İhtilali'nde başlar diye bir laf oldu. Bir tanesi bana eğilip biz öyle diyoruz dedi. Fransız İhtilali. Biz... Kadir Cangızbay. Yok Cangızbay yok. Değil mi? Cangızbay olsaydı ortalıkta darma duman olurdu zaten. Başka bir şeydi. Evet. Üçüncüsü. Ha o şeyle Fransız İhtilali veya moderniteyle ortaya çıkmıştır. Moderniteyle ortaya çıkmıştır diyen, daha doğrusu endüstrileşmeyle ortaya çıkmıştır diyen bizim Gerler. Gerler nereden bizim oluyor? Gerlerin şeyini seviyorum. Anlatacağım da Gerleri tabii. Millet
millet zaten hayali bir yapıdır. Benedikten dersin. Üçüncüsü Benedikten dersin. Üçüncü nokta, Türkiye'de devlet yapısı ve anayasa yapay bir Türk etnisitesine dayandırılmıştır. Medeni ülkelerde devlet milliyete dayanmaz. Bu da üçüncü tez. Bir tekrarlayayım mı hızla? Dünyada olup bitenlerde baş aktör milletler değildir. İkincisi, bunu kabul ediyor. Şu anda böyledir ama bu geçici bir şeydir. Üçüncüsü de tam bunlarla ilişkili değil ama ilişkili de aynı zamanda. Türkiye'de devlet yapısı ve anayasa Türk etnisitesine dayanmaktadır. Halbuki dünyada millete dayanmaz. Dünyada demeyelim, gelişmiş dünyada, gelişmiş ülkelerde dayanmaz. Evet. Şimdi bunları tek tek ele alalım. Proletarya ile emperyalistler. Bunun üzerinde çok durmamı istemezsiniz herhalde, değil mi? Yani var mı hala, karşılaşıyor musunuz işte proletarya ile emperyalistler falan? Rahmetli oldular. Yani toprağı bol olsun. Evet. Tabii bizim mülakaşamız şeydi, iyi kardeşim de kime emperyalist diyeceksin? Şimdi Ruslar emperyalist değil. Halbuki Asya'nın çok önemli bir kısmı Rus boyunduruğunda ve bunların hiçbir Rus milleti değil. Aşık da değiller Rus milletine. Zorla, askeri güçle alınmış. Ama onlar emperyalist değil. Emperyalistler sadece kapitalist olanlar. Neden? Çin aynı şekilde bir taraftan Tibet'i biliyorsunuz tutuyor. Bir taraftan Doğu Türkistan'ı tutuyor. O da değil. Tabii şeye göre daha az Çin'in emperyalizmi. Rusya'ya göre daha az. Ama bizim canımızı yakıyor. Hür dünya ile komünistler, öbür taraftan bakıyoruz şimdi aynı olaya. Bu hür dünya lafı size tuhaf geldi mi biraz? Hiç duydunuz mu hür dünya diye konuşan birisini? Eski Hollywood filmlerinde. Ben seni çok sevdim arkadaş. İsminiz ne? Murat. Murat. Benim oğlumun ismi de Murat. Murat Han. Eski Hollywood filmlerinde geçiyor çünkü 1989 yılına kadar hür dünya özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından en çok kullanılan, kendilerini ifade etmek için ve kendi liderliklerindeki Batı dünyasını, Batı dünyası lafını da pek duymuyoruz, ifade etmek için kullanılan bir sözdü ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hür dünyanın lideriydi o zamana kadar. Bu 1989'dan itibaren hızla yok oldu bu laf. Huntington'ı bilirsiniz. Medeniyetler çatışması. Huntington üşenmemiş, şeyi taramış, gazeteleri taramış 89 öncesinden. Her yıl kaç defa hür dünya lafı söylendi önemli adamlar tarafından. Şeye kadar gayet yüksek, 89'a kadar. 89'dan itibaren bıçak gibi kesiliyor hür dünya. Çünkü hür dünyaya ihtiyaç kalmıyor. Sovyetler çökünce hür dünya lafına, hür dünyanın liderliğine de ihtiyaç kalmıyor. Not etmemişim kimin tarafından olduğunu ama çok hoşuma giden bir söz okumuştum. Koalisyonlar düşmanın yenildiği andan itibaren dağılmaya başlar. Hür Dünya Koalisyonu da demek ki 1989 9 Aralık 9 Kasım 9 Kasım 1989 nereden hatırlıyorum? Müthiş hafızam yok. Berlin Duvarı. Berlin Duvarı. Sen nereden biliyorsun 9 Kasım olduğunu? 89'dan çıkardın. Evet. 9 Kasım değil. Bu şeye uçakların kulelere çarpmasına Amerikalılar 9-11, 9-11 deyip duruyorlar ya. Şimdi bizim tarihle 9-11, 9 Kasım'dır o 1989. O da başka bir önemli hadise. 92'de galiba Sovyetler Birliği'nin bağımsız devletler topluluğuna dönüşmesi. 91 mi, 92 mi? 91 mi? 91, o da Ekim falan olmalı. Ekim veya Kasım olmalı. Yani aşağı yukarı tam 2 yıl sonra. 90-91.
Bakü, Ocak 90 mı? 17 Ocak 1990. 90. Azatlık meydanı. Azatlık meydanı. Evet, böyle. Şeyleri atladık, bakın plana göre gidiyoruz. Sosyalistlerle emperyalistler arasındadır. Hür dünya ile komünistler arasındadır. Bunları atladık. Ha, geri dönüp bu ideolojik çatışmaların arkasında da aslında o gruplara, o bloklara liderlik eden milletlerin bulunduğunu görebiliriz. Fakat bu da çok heyecanlı bir şey değil çünkü açık. Mesela en enteresanı belki bu çatışmanın, Soğuk Harp'in son 20 yılında falan, 20 yılında mı bir hesap edeyim, 60'larda Nixon Çin'le Rusya'nın arasını açmayı başardı. İkisi de sosyalist ve birbirlerine kanlı bıçaklıydılar. Çin'den Rusya. Ümmetler. Ümmetler esastır. Valla benim burada yaptığım da birçok sosyoloğun yaptığı da aslında mantık yürütmek, mantığı konuşturmak. Bilimin en büyük düşmanı kanaatimce. Nedir bilimin düşmanı? Sokulmatik düşünce. Batı'ya göre, bize göre. Herkese göre yani gerçek de. Yani şey, batıl inançlar filan, mantıksızlık. Gelenekçilik filan. Bilimin en büyük düşmanı benim kanaatimce mantık. Neden bilimin düşmanı mantık? Bilim, metot olarak bilim nedir? Mantığa bakma, vakaya bak, olaya bak diyendir. Şey, skolastik arkadaş söyledi, kopya belki biraz. Benim kitaptan kopya muhtemelen. Orada skolastik, skolastik derim. Aristo'da filan mantık yok mu? Her yeri mantık adamı. O Bacon hikayesi vardır orada. Geçenlerde yine bir yerde okudum onu. Başka birisi nakletmiş. Bacon papaz biliyorsunuz. İşte papazlar münakaşa ediyorlar. Atın kaç dişi vardır diyor. Bizdeki papazlar da atın kaç dişi vardır. Hadise bakalım diyecekler. Yani kaç dişi vardır. Başka büyük alimlerin, Gazali ne demiş acaba yani? Atın kaç dişi varmış. Bacon ya gidip saysak demiş. Olur mu öyle şey demişler. Yani gidip atın pis dişini. Muhtemelen olmamış bir hikayedir bu. ama bir şey gösteriyor. Mantık değil vaka esas olan. Müslüman dünyada, tabii ümmetler deyince dünya çapında bir laf ediyorsun. O zaman sadece Müslüman dünyaya değil, Müslümanların dünyasına değil, Hristiyanların dünyasına. Koskoca bir şey var. Doğuda, Çin, Japonya, Hindistan var. Onların dünyasına, hepsine bakmak lazım. Şimdi Müslüman dünyada ümmet her şeyden önce sülaleye yenilmiş. Biliyorsunuz dört halifeden üçü katledildi. Bu şey, Asr-ı Saadet. Halife-i Raşidi. Raşid halifeleri, dört tanesinden üçü. Düşünebiliyor musunuz? Geriye doğru gidelim bakalım. Cumhurbaşkanlarımızı, Abdullah Gül'ü öldürüyorlar. Şeyi öldürüyorlar. Necdet Sezer. Sezer'i. Devireli. Turk bir tanesi kurtarıyor. Yani bir tanesi. Böyle bir dönem. O cinayetlerin hepsi şey kavgasıdır. Aşiret kavgasıdır aslında. Nüfus kavgasıdır gayet de. Şunu demişim, Müslüman dünyada ümmet önce aşirete, kavme, sonra millete mağluptur. Sonra dediğim işte Birinci Dünya Harbi falan. Bu kavim lafı üzerinde duracağım ileride. Çünkü kavmi bir acayip manada, ne anlamda kullandığımız belli değil kavim lafını. İslamiyet kavmiyetçiliğe karşıdır. Neciliğe karşıdır yani.
Ha, Necili'ye karşıdır. Kan bağına karşı. Kavim o mu demek acaba? Kavim o mu demek acaba? Çünkü aşirette de kan bağı var. Sülalede de kan bağı var. Ailede de kan bağı var. Bunu diyor adam. Arkadan da millet efendim Fransız ihtilaliyle icra edilmiştir diyor. Peki bu laf Fransız ihtilalinden sonra icra edilecek millet için mi söylenmiş, söylendiği devirde? O zaman şeyi de sormak lazım mesela. Acaba hadislerde nükleer enerjiye karşı bir şey bulabilir miyiz? Olmayan bir şeye karşı olması mümkün değildir. Çin, Japonya. Çin çok enteresan. Ben bu şeyi okuyunca biraz daha iyi anladım. Fukuyama'nın o son kitabını. Oralarda bizdeki gibi ve batıdaki gibi din şeyi yok. Dinin gücü o kadar kuvvetli değil. Din çok daha hafif orada. Çin'de vesairede. Hani Çinliler nedir? Hangi dine mensupturlar? Konfüçyüs din değil ki. Konfüçyüs bir adam. Yazmış. İlkelerini vermiş. Ha, ilkelerini vermiş. İşte babanıza hürmet edin. Efendim çalışın. Vesaire gibi. Yani Konfüçyüs ilahi bir mesaj değil, ilahi bir mesaj olduğu iddiasında da değil adam. Şeye çok önem veriyor işte, sülaleye falan çok önem veriyor ki insanın tabiatında var zaten sülaleye çok önem vermek, suya çok önem vermek. Bir de Çin'de devlet o kadar güçlü ki Çin'e protesto dinleri giriyor. Protesto, Budizm o, protesto dini aslında. Yani Konfüçyüs ve devlet baskısına karşı falan diyen bir adam bu da. Yani üç din gibi nedir? İşte Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi güçlü, işte tek tanrıya iman eden bir şey yok Çin'de ve Japonya'da. Bir mekanizma yok Çin'de ve Japonya'da. Dolayısıyla orada ümmetçilikten bahsetmek bir anlamı da yok. Hindistan'da Hinduizm var. O din midir? Vallahi siz inceleyip karar verin. Bizimkilere hiç benzemiyor. Çok sert ve insanlık böyle yaratılmıştır denilen bir şey yapısı var. Sınıf yapısı var. Dört de ayırıyor galiba şeyi. İnsanları, kafaları var insanların. İşte ayakları, kolları var, bilmem neleri var. Ve öyle yaratılmışsan öyle ölüyorsun. Bir dahaki hayatta terfi etme imkanın var. Yani ancak şey alabilirsin. Derece mi yüksektir, kademe mi? Ben memuriyeti çok iyi bilmem. Yani bulunduğun şeyde pek fazla. Ancak birikim yapıp bir dahaki hayata geçiyorsun. Orada tabii Budizm esas orada protesto yayarayan bir akım. Avrupa. En çok Avrupa için doğru bu ümmet hikayesi. Fakat sebep bambaşka. Avrupa'da Roma İmparatorluğu büyük bir devlet yıkılıyor. Bir daha doğru dürüst bir devlet kurulamıyor. Roma İmparatorluğu'nun varisi olan Zat-ı Muhterem Konstantin Papa'yı bırakıp kaçıyor. Kaçmasa yani şeyi terk etmese, Roma'yı terk etmese orası da diğer yerlere benzeyecek. Papa'yı bırakıp kaçıyor. Papa en büyük siyasi güç haline geliyor. Orada. Konstantin bırakıp kaçtığı için. Ve orta çağ boyunca yani protestanlığa kadar biraz da şeyle oynayarak dengelerle oynayarak ve olağanüstü bir maddi güce, paraya dayanarak Avrupa'ya hakim oluyor. Bu ümmet midir? Bence değildir. Bu başka bir şey. Ve Avrupa'da millet gerçekten ancak Fransız ihtilalinden sonra siyasi hayata ağırlığını koyuyor ve egemenliğini kuruyor. Biraz ışık veriyorum galiba gelecekte konuşacaklarım hakkında. Bu Fransız ihtilalinden sonra milletin
buluğa ermesi Avrupa'ya has bir şey. Dünyanın diğer taraflarına has bir şey değil. Bakınız bu kıyama. O adamı da seviyorum gellerden sonra. Evet. Şurada bir şey, saplama, kavim millet midir? Gökalp'in bir cümlesi dikkatimi çekti. Kabiliyetli bir genç var Edirne'de, hoca. Kaan Çelebi. Nereden bildir onu? Edirne deyince mi? Facebook'ta. Aha. Gökalp hakkında bir yazısında, Türk yurdunda çıkan bir yazısında Gökalp'ten bir alıntı yapmış. Hulasa, Gökalp konuşuyor, hulasa kavme, ümmete, devlete, vatana, aileye, sınıfa, hirfet ocağına, ilahiri mensup ne kadar mefkureler varsa cümlesi milli mefkurenin muavinleridir. Maalesef tercüme etmem gerekiyor. Maalesef, size maalesef. Gökalp'e değil, anlıyorsan çok iyi. Anlıyorsanız zaten bu işten mezun olmaya yakınsınız demektir. Özet olarak, hulasa, kavme, ümmete, devlete, vatana, aileye, sınıfa, hirfet ocağına, ustalık, zanaatla ilgili hirfet. Biz sevmediğimiz için hirfete herif demişiz bu işlerle uğraşanlara. Yani o da enteresan. Hirfet ocağına, ilahiri vesaire, sonsuza kadar devam. Mensup ne kadar mefkureler varsa, mefkureyi biliyorsunuz, cümlesi milli mefkurenin yardımcılarıdır. Burada bir şeye işaret etmek istiyorum. Kavmi şey olarak kullanmıyor, millet olarak kullanmıyor katiye. Kavim mensubiyetiniz de millete yardımcıdır diyor. Bu enteresan. Şeye de yazdım Çelen'e. Doktora tezimde bu konuyu işleyeceğim dedi. Yalnız kavim değil, kullanılan birçok şey var dedi. O tarihlerde onları acaba hangi anlamda kullanmışlar? Bunu doktora tezimde geniş olarak işleyeceğim dedi. Kavim eşittir millet değildir dolayısıyla. Şimdi kavim eşit değildir millet ama bizim siyasi ümmetçilerimiz, iktidar dahil, bugünkü iktidar dahil, milleti milletten daha küçük bir birim olarak, soy olarak, ırk olarak, aşiret gibi kullanıyorlar. Katiyen bu temelinde hars olan, terbiye olan nesne değil bizimkilerin millet dediği şey. Bu DNA ile ilgili bir şey onlara göre. DNA'yı da bilmezler ama. Yani tamamıyla DNA ile ilgili bir şey. Onların kafasındaki millet. Onun başka bir adı var. Belki kavim demek lazım ona. Belki sülale demek lazım. Bilmiyorum. Şimdi belki canınızı sıkacak bir cümle okuyacağım size. Necip Fazıl'ın cümlesidir. İçi alev alev Müslüman, dışı pırıl pırıl Türk. İçi dışına hakim, dışı içine köle. Yani bu millet şeyle ilgili olduğu için, üremeyle filan ilgili olduğu için kabuk bu. Bunu söylüyor da başka yerde. Aynı metinde geçiyor. Farkında mısınız Necip Fazıl'ın bahsettiği millet, dış, Türk, bu yani köpek cinsi falan gibi bir şey gerektirmeyen, bir gayret gerektirmeyen, bir kültür gerektirmeyen bir şey. Zaten öyleyiz yani. Öyle oluyoruz. Öyle olunca da tabii. Şimdi millet tıpkı din gibi içten gelen bir şeydir. Dışta olan bir şey değil ki. Misal mi istersiniz? Bol bol Türklük aleyhtarı Türk var. Yani kavim olarak Türklüğe mensup. Fakat kültür olarak hiçbir alakası bulunmayan bir ton adam var. Yani bunu sizin gibi milliyetçi bir entelektüel topluluğa izah etmeme de gerek yok. Millet ırk değildir. Millet efendim şeyden ibaret değildir. Sülpten, nesepten ibaret değildir. Millet olmak kolay bir iş de değildir. Onun için genleri seviyorum. Ortak yüksek kültür diyor. Ortak yüksek kültür dediğin zaman bu içtir.
Tabii Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Tamamıyla aynı şekilde Türklüğe şeye indirgeyen, maddeye indirgeyen ve milleti kavrayamamış bir laftır, bir slogandır. Necip Fazıl biliyorsunuz bunlar kurda tapıyorlar falan diyen bir adam. Belli bir tarihte birdenbire bir deklarasyon yayınlıyor. O deklarasyonun arkasında iki apartman dairesi mevcut. Yani. İkna oldum. Apartman dairelerinin ikna gücü yüksekmiş. 10 dakika kaldı. Gellner'in teorisini hepiniz bilmiyorsunuz değil mi? Onu çok hızlı anlatayım. Gellner'in teorisini seviyorum. Çünkü biraz evvel söylediklerimden dolayı seviyorum. Veya Gellner'den evvel. Milletin müşterekleri neler? Milleti millet yapan amiller neler? Bir kere tarih. Ki bunu bir soya mensubiyet şuuru diye de söyleyebilirsiniz. Soya mensubu olmanız şart değil. Ama o mensubiyet şuuru. Bugün Amerikalı, ne bileyim, İtalyan asıllı Amerikalı kendisini şeye mensup hissediyor. Şu şey gemileri var ya, Kolomb'un Amerika'ya giden Santa Maria bilmem ne, dört gemi midir ne, o onlara mensup olarak görüyor. Hiç alakası yok tabii. Kolomb'un gemilerinde İtalya yoktu. İspanyol'un gemileriydi onlar. İngilizler de öyle yani, oradaki İngiliz kökenler de öyle görüyor, doğrudur. Ha ben kendimi Kürşat'a mensup hissediyorum kardeşim. Kürşat bu konuda neler bilmiyor. Yani, inşallah kovalamaz. Tarih, şuuru tabii, soya mensubiyet, dil, genler dil üzerinde çok duruyor. Tabii dil burada, biz dil dedik arkadan kültür diyoruz, dil öyle değil diyor genler. Dil kültürün taşıyıcısı değil, kültürün kendisidir diye bir lafı var. Yani, din, tabii, vatan, devlet. Bunları saydıktan sonra genlere dönelim. Gelner endüstrileşme ile beraber iki üç anlama çekilemeyecek. Söylendiği zaman tam ne olduğu anlaşılan bir dile ihtiyaç doğar diyor. Bunu acayip context free diye bir laf ediyor. Şimdi kontekste biz şey diyoruz, bağlam diyoruz. Context free'ye ne diyeceksiniz? Bağlamdan bağımsız gibi zavru oldu. Atış serbest derdim hocam. Efendim? Atış serbest derdim. Atış serbest olmayan, yani ben size bir resmi yazı yazdığım zaman, siz bunu aldığınız zaman tam ne istediğimi sizin anlamanız lazım. Bu seviyede bir dili kastediyor ki, gündelik dil bu seviyede bir dil değil. Böyle bir dil ve bunun yazıya dökülmüş hali gerekir. Devletin yürütülmesi, endüstriyel devletin yürütülmesi için diyor. Bunun içinde bir ortak yüksek kültür gerekir insanlar arasında konuşabilmeleri, anlaşabilmeleri için diyor. Dolayısıyla dil milleti yaratıyor genlerde. Ve dil kültürdür diyor. Birileri bu dili konuşuyorsa, onların komşuları bu dili konuşmuyorlarsa, komşuları fakir, bunlar zengin olacağı için, çünkü bunlar endüstrileşmiş. Bu sefer bunlar tepki olarak kendi dilleriyle aynı işi yoğurmaya kalkacaklar. İnşallah Türkiye'den buna misal yoktur. Olmaz. Ortak yüksek kültür dediği mekanizma bu genlerin. Hoş bir şey, güzel bir şey. Ben seviyorum bunu. Milletin müştereklerine saydım. Devlet, millet, dil. Bunlar enteresan şeyler.
isim aklımda değil yine, fakat kitabın ismi aklımda. Babil'in Gücü kitabın ismi. The Power of Babel. Babel midir, Babil midir? Babil'in Gücü diye bir kitap. Eğer devlet yoksa dil yoktur diyor. Lehçeler vardır diyor. Devlet yoksa lehçeler vardır. Lehçeleri toparlayıp onları millet çapında konuşulan dil haline getiren devlet. Ha, devlet nasıl devlet? İşleyen devlet var ya, askeriyesiyle bilmem nesiyle filan. Buna ihtiyaç duyduğu için bu birleşip şey haline geliyor. Dil haline geliyor. Bugün biz de yanılıyoruz. Kürtçe aşağı, Kürtçe yukarı. Kürtçe yok ki. Devlet olmayınca Kürtçe olmuyor. Devlet kurulursa bir tane, ha bu TRT 5 sayesinde filan belki yavaş yavaş Kürtçe teşekkür edecek. Şimdi Kürtçenin iki şeyi var. Bu da McDowell'dan. McDowell sadece Kürtlerin yakın tarihi diye bir kitap yazan bir adam. Başka bir şey yapmamış. Bir tek onu yazmış. Soranice, Zap'ın güneyinde konuşulan ve şeyin resmi dili olan şimdi Irak Kürt bölgesinin ile Kırmançça arasında gramer açısından İngilizce ile Almanca kadar. Kelime hazinesi açısından da İngilizce ile Hollandaca kadar fark varmış. Şimdi siz hiç İngilizce Hollandalı'nın veya İngilizce Alman'ın oturup şakır şakır konuştuğunu gördünüz mü? Kazacı da var hocam, Kazaki. O öbür şey. Bu da farklı. O öbür kol. Bu aynı kolun iki kardeşi. Şeyde ben gitmedim ama varsa Diyarbakırlı. Diyarbakır'da Kırmançça konuşan mahalleler birbirleriyle anlaşamıyor diyorlar. Benim annem Çeşmeli, ben Çeşmelilerin ne dediğini anlamakta ama bundan 50 sene evvel güçlük çekerdim. O İstanbul dili var ya, odur birleştirme. Mesela rahmetli Dündar abi Antepçe bazen taklidini yapardı. Anlayabilirsen anla. Burada benim belirtmek istediğim eylemci değil, devlet dile çok tesir ediyor. Ve devlet olmadan Fransa'da ihtilal sırasında, yani Fransız devletiyiz biz diye ortaya çıktıkları zaman Fransızca konuşanların bugünkü Fransızca gibi Fransızca standart falan %12'ymiş. Vallahi ben kesmek zorundayım çünkü. Vakit şey yapıyor. Efendim şu başlığı da halledelim. Dünyada olup bitende başrolü milletler oynamaktadır ama bu geçicidir. İkiye atladık şimdi. İkinci ana şeye. Umut Özkırımlı diye bir sosyolog var. Tanırsınız. Bu da TESEV de yayınlamış kitabını. Kitabın ismi Milliyetçilik ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri. Orada, o kitapta 2003 yılı sonbaharında yapılan bir Eurobarometre araştırmasını veriyor. Katılımcıların %40'ı kendilerini sadece milli kimlikleriyle ifade ediyorlar. %47'si önce milli kimlikleri, sonra Avrupalıyız biz diyorlar. Ben Avrupalıyım diyenler %3. 2003'te bu. 2004'te mi 2005'te mi ne %7'ye çıkmış ben Avrupalıyım diyenlerin sayısı. Büyük bir şey. Yani bizim şey kadar, BDP kadar falan ben Avrupalıyım diyenler. Ve Umut Özkırımlı diyor ki Avrupa'da yükselen milliyetçilikten bahsediliyor. Bu hatadır diyor. Yükselen milliyetçilikten bahsedilmesi. Milliyetçilik hiç düşmedi ki yükselsin diyor. İşler zorlaştığı zaman, krize girildiği zaman o milliyetçiliğin varlığı ortaya çıkıyor. Ama o hep vardı zaten orada diyor. Yükselen milliyetçilik. Şeyleri filan tekrar etmeyeyim size, biliyorsunuz. Mesela Türkçe açısından Türkçe radyo yayınları yasaklanıyor, yok ediliyor. Almanya'da, efendim İsviçre'de, çeşitli başka ülkelerde vesaire. Yani biz çoğulculuğa gittikçe onlar tekilciliğe doğru
gidiyorlar. Bunları tek tek saymama lüzum yok. Millet geçici bir kategoridir. Fransız ihtilaliyle, moderniteyle ortaya çıkmıştır. O halde yok olacaktır. Bu önemli bir iddia, yaygın bir iddia. Onun için bunu planladım. Gelecek haftaya planladım ki toplum birimlerini de o gelecek hafta yapacağım. Bitirebilirmişim. Şöyle, Türkiye'de devlet yapısı ve anayasa Türk etnisitesine dayandırılmıştır. Medeni ülkelerde devlet milliyete dayanmaz. Yazıp çizdiklerimi okuyan varsa tekrar olacak ama ben de oturdum baktım diğer anayasalar nasıl kardeşim. Fransız anayasasının başlangıcı. Fransız halkı vakarla ilan eder ki, Fransa halkı değil. Metinde Fransa 2 defa, Fransız 5 defa geçiyor. Alman temel kanunu, onun ismi o, başlangıcı. Tanrı ve insanın huzurunda Alman halkı kurucu iktidarını kullanarak, Almanya halkı değil, biliyorsunuz Almanca bilenleriniz vardır. Alman Deutsch'tur, Almanya Deutschland'dır. Almanların ülkesi oluyor tabi. 45 defa Deutsch geçiyor, 17 defa Deutschland geçiyor. İspanya Anayasası'nda İspanyol 20 defa geçiyor. İspanya 26 defa geçiyor. Hatta galiba yine Star gazetesinde bu ekte bir profesörün yazısı vardı. İspanya halkı diye tercüme etmiş. Ben aslını verdim ondan sonra. İspanyol halkı anayasada geçen laf. Ama İspanya halkı diye. Yani dervişin fikri neyse zikrinde odur. Ermenistan anayasasında 6 defa Ermeni geçiyormuş. Yunan anayasasında elenler kanun önünde eşittir diyor. Elen olmayanlar eşittir. Anayasa da böyle yazıyor. Eşek değil ya bu adamlar. Elen olmayanlar eşit olsaydı onu yazarlar. Elenler kanun önünde eşittir diyor. Diğerlerini canıcağını. Yahudilerin Musa'nın onu emrini anlamaları gibi. Hani o komşunun karısına bilmem eşeğine evvela eşeği sonra karısı galiba önem sırasıyla göz koymayacaksın maddesi var ya onu tefsirlerden filan okuyorlar. Yahudi ise göz koymayacaksın. Şundan bitireyim bunu galiba. Yok bundan bitiremiyorum. Şu adamın lafını seviyorum, sık sık yazıyorum bunu. Mark Baysinger diye bir adam var. Ernest Gellner'in, Ernest Gellner için yapılan bir sempozyuma yazdığı makalede, modern dünyada milletlerin içerisinde rekabet ettiği bir milletler evreni, bir milletler evreni icat etmek zorundayız. Gellner'in bize anlattığı gibi bir milliyet yok olsa bir başka milliyet bu boşluğu hızla doldururdu. Yüksek kültürün yaygınlaştığı bir dünyada milli olmayanı hayal bile edemeyiz. 1998 bu lafların söylendiği yani şey değil bundan 19. asırda falan yazmamış adam bu lafı. Özellikle bu dünyayı vurguluyor. Ben de bu fikirdeyim zaten diyor. Anlatacağım onu da. Yani şunu demek istiyorum. Bu dünyada başka bir şey düşünemeyiz diyor. Bu dünyanın şartları milleti mecburi kılıyor diyor. Yüksek kültürün yaygınlaştığı bir dünyada milli olmayanı hayal bile edemeyiz. Modern devlet ve ekonomi işlevini millet denilen kabın içinde yürütmektedir. Modern devlet ve ekonomi işlevini millet denilen kabın içinde yürütmektedir. Gellner'in dediği gibi milliyetçilik belki her zaman tahripkar değildir ama yer çekimi gibi önemli ve sarıcı bir kuvvettir. Son sayfaya geldim. Şu soruyu da sormak istiyorum. Milli devlet olmazsa sınırları nasıl çizeceksin? Şimdi bu TESEV'ciler şey diyor, hukukçuları toplamışlar. Hukukçular da BDP'li ve şey,
ihale. Türk milleti demeyin, çok gerek, yani gerekiyorsa millet değil, milletimiz değil. Sınır, o da bir tuzak tabii. Nasıl çizeceksiniz şeyi, sınırları? Neye göre çizeceksiniz? Hangi millete mensup olanların yaşadığı... Bir dakika, millet yok. Nasıl çizeceksiniz? İsmi yok. Yok. Peki sen bir sınır çizdin, bir adam çıkıp da kardeşim oradan değil de şuradan geçir dediğin zaman ne diyeceksin ona? Güçlü olan olan kim? Kimliğin yok senin zaten. Şeyi tarif ediyorlar sanki, bana öyle geliyor. Komik midir, hazin midir? Dubai Havaalanı'nın transit salonu. Yani öyle adamlar dolaşıyor falan. Kardeş bunların hepsi. Öyle. Peki egemenlik kimin? Yani senin devletinin devlet olmasının mantığı ne? Neden senin devletin de başka bir devlet değil? Sen kimsin? Ciddi sorular bunlar ya. Sen kimsin de devlet? Sen, benim burası diyorsun. Sen kimsin? Senin oluyor burası. Ha, daha evvel belliydi. Kardeşim Osmanlı'nındı. Neden Osmanlı'nındı? Oğuz Kağan'dan geliyordu da ondan. Ben razıyım ona. Yani şey, Oğuz Kağan'dan geliyorsa kimse göstersin bana, eyvallah. Millet yoksa? Ha, millet yok. Aslında o da millet. Oğuz Kağan'dan geliyorum, onun için ben buradayım deyince şey sağlama bağlamış Babür. Hem Oğuz Kağan'dan geliyorum hem Cengiz'den geliyorum diyor. Çifte kavrulmuş. Muhtemelen Cengiz de Oğuz Kağan'a bağlamıştı. Kültürler aynı çünkü. İmparatorluk belki. Öyle bir şüphem de var. Ama o imparatorluğun başında Oğuz Kağan'dan gelen birisi yok. O imparatorluğun başında başka bir yerler var. Öyle anlaşılıyor. Bunlar ciddi sorular. Ciddi sorular. Bu toplantıda burada kesiyorum. Sorulara cevap vereceğim. Haftaya devam edeceğiz. Şeyden devam edeceğiz. Millet geçici bir kategoridir. Fransız ihtilaliyle veya moderniteyle ortaya çıkmıştır. O halde yok olacak. Başlayacağım. Buyurun. Hocam, son zamanlarda Türk kavramının yerine Türklük, Türkiyelilik kavramı ikame edilmeye çalışılıyor. Bu bence sizin dediğiniz şeyde örnek olabilir. Yani Harranlar, Çeviş Gezekliler, Türkiyeliler. Bence o sınırları belli olmayan dünyada lokalizasyona göre belki yaşayan insanları tanımak için kullanılacak. Ama Washington'da oturduğunuzu düşünün. Çok hoş bir şey, bir durum bu. Evet. Yani oradan bakarsanız, böyle düşünürlerse insanlar çok iyi olur. Bu tarihi ülkeler buraları, ben Amerikalılar tanımıştım İzmir'de öğrenciyken, gelip şey yaparlardı, Roma yollarını bulup orada yürürlerdi. Burası Saint Paul'ü. Efendim, işte bütün o Hristiyan azizlerinin filan, yani burada bizim olmamız bir problem, bir yanlışlık var. Bir yazımda vermiştim, yine İlber'den aldım. Kızıyor bir misyoner. Biz diyor, işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz Hristiyanları. Türkler mani olma, burası onların değil ki diyor. Neden onların olsun burası? Neden sizin oluyor burası? Onların oturdukları yer de onların değil. Ama onlar şey, onlar beyaz ve Hristiyan. O şey, o insanlık tarifine şey, göre insan olmuyor. Ha, başka yok yani. Darwin'e göre de öyle. Şimdi Darwin'e göre öyle değil tabi. Darwin'e göre de öyleyse alt etmiş Darwin. İnsanlığı ikiye ayırıyor ya. Ben bilmiyorum onu. Şey, ama şeyler onu yapıyorlar. Yani Churchill mesela şeyi bombalıyor. Irak'taki Kürtler İngilizlere epey direnmişler. Türkler de direnmişler şeyden sonra.
bizim ordu çekildikten sonra zehirli gaz kullanıyor Churchill. Yani kabinede tenkit ediliyor. Zehirli gaz kullanıyorsun falan diyor. Yani vahşi kabilelere karşı zehirli gaz kullanmanın neresini tenkit ediyorsunuz anlamıyorum diyor. Yani Türklere karşı zehirli gazı ilk defa Saddam kullanmıyor. İngilizler kullanmış ama onlar İngiliz. Martin Luther'in de bu protestanlığın kurucusunun da Müslümanlar için, Türkler için bir sözü var. Bunlar insan falan değil, bunların öldürülmesi sevaptır. Ne kadar çok öldürürseniz daha çok cennete gitme imkanınız doğar diye galiba. Şimdi Hristiyanlıkta Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. İsrailiyatta. İsrailiyatta. Bizim salaklar da hadis diye bunu aynen söylüyorlar. Kendi suretinde yaratmıştır demek. Şimdi bazı sorular getiriyor tabi. İnsan, yani Allah beyaz mıdır, kırmızı mıdır, siyah mıdır? Kendi suretinde olduğuna göre. Muhtemelen şeydir, beyazdır. Beyaz olunca demek ki şeyler insan değil. Diğer renkler yani. Bunları devam ettirebilirsiniz bir şekilde. Buyurun. Ben geçen hafta Zaman Gazetesi'nde bir yazı okumuştum. Hangi milliyetçilik diye bir başlık atılmıştı yazıda. Ve anayasamızda milliyetçiliğin kesinlikle kaldırılması gerektiğini, milliyetçiliğin siyasi bir ideoloji olduğunu, yani konsept olarak böyleydi, mahiyet bunu içeriyordu. Ben de hazır yani konferansta neden milliyetçilik sorusu sorgulanacağı için düşündüm. Gerçekten bizim gençlerimizin pek çoğu milliyetçiliği bugün gerçek, yani siyasi bir ideoloji olarak algılıyorlar. Ve ben bunun doğru mu yanlış mı olduğuna kendim karar vermek hocam. Şimdi bakın, siyasi lafına dikkat edin, ideoloji lafına dikkat edin. Devlet siyasi bir kuruluştur. Yani siyasi kavramı tukakaysa hiç devletten filan bahsetmememiz lazım. Devletin kendisi siyasi bir kuruluştur zaten. Devletler ideolojiye dayanır. Yani bize Amerikan Anayasası tipi bir anayasa yaptırmaya çalışıyorlar. Amerikan Anayasası nasıl başlıyor? Onun bir dibacesi vardır. Biz insanlar, we the people. Efendim? Biz Amerika Birleşik Devletleri halkı olarak. We the people, Amerika Birleşik Devletleri yok orada. Devrimden sonra, Amerikan devriminden sonra. Kurucu babalar. İnsanların şu reddedilemeyecek haklara sahip olduğuna inanıyoruz. İşte mutluluk peşinde koşmak, en son durum, pursuit of happiness, yaşamak bilmem ne bilmem ne, bu ideoloji ama. Yani şunun kendisi bir ideoloji değil mi? Biz bunlara inanıyoruz diye başlamak. İyi ideoloji, kötü ideoloji ama bu bir siyasi ideoloji. Yani milletler zaten siyasi ideolojilerle kuruluyor. Ne olacak anayasada? Anayasa ne demek? Gayet de bir siyasi olacak. Necip Fazıl'la başladık. Necip Fazıl'la yine bitirir gibi olalım. Işıl'sı da hatırlar. Edebiyat Cemiyeti, Edebiyat Vakfı'nda Necip Fazıl konuşuyor. Birisi ideolojiyi sordu kendisine. İdeolojisiz insan hayvandır dedi. Böyle yüksek sesle bağırarak. Arka sırada da yine rahmetli Gültekin abi oturuyordu. Gültekin Samancı. Samancı. Fırladı yerinden, kapıyı çarptı çıktı. Kızmıştı o. Falan. Şimdi ideolojiyi kötü anlayabilirsiniz veya Necip Fazıl gibi anlayabilirsiniz. Yani insanın dünya görüşü demektir. Milletlerin yapısında da, devletlerin yapısında da bir dünya görüşü vardır. Ve gayet de bir siyaset. Yani milliyetçilik yoksa bu da bir ideoloji diyorsunuz. Ama orada milliyetçilik var aslında. Hayır, arkadaşımızın sorusu. Milliyetçilik tabii, var olmamalı. Çünkü bu ideolojidir. Milliyetçiliğin olmamasını savunmak da farklı bir ideoloji. Orada bir ideoloji gene var anlamında söylüyor. Var ama milliyetçilik aleyhinde anayasa yok ki dünyada. Bütün anayasalar kendi milletlerini savunan ve kendi siyasi ideolojilerini savunan anayasalar. Bu Hasan Erdoğan mıdır, Mustafa Erdoğan mıdır, bir adam var liberal falan diye geçiniyor. Onun lafları ve TESEV'in şeyi bu, propagandası.
ideoloji olmamalıdır anayasada lafı. Bir de siyasi, şimdi bizde siyasi lafı kirli bir laf. Türklerin kafasında değil mi? Çünkü siyasi, ha siyasi o demek. İdeoloji de zaten tukaka, siyasiyle ideolojiyi birleştirip milleti kapı dışarıya edecek anayasada. Yani galiba esas esas sıkıntı siyasi kelimesine yüklenen menfi anlam ve ideoloji kelimesine yüklenen menfi anlamdan doğuyor. Fakat kabul etmelisiniz ki bütün devletler siyasidir. Yani devlet siyasi bir kuruluştur zaten. Fiziki harita şu. Siyasi harita diye bir harita var. Ne gösterir o? Renk renk boyayıp sınırları gösterir. Devletler siyasidir. Sınırlar siyasidir çünkü. Sınırları kaldıralım. Olur, Amerika onu da kaldırır. Eyvallah dediler. Daha rahat. Geçebiliyorsun. Devletler, devlet zaten siyasi bir oluşumdur. Sen devleti millete dayandıracaksan, ki başka çaresi olmadığını biraz evvel gördük, milletinin de bir ideolojisi olursun. Yani neden sen, neden bu topraklar? Bu bir ideolojidir. Dünya görüşü diyelim, dünyaya bakış açısı diyelim. Değil mi? Bu şeyin tarafsızlığı gibi, 12 Eylül'den önce çok çektik bunu. Bizim seçkinlerimiz aşırı sola da aşırı sağa da karşıydılar ya. Şimdi ideolojiye karşı peki ne yapacağız? Biz Türkiye halkı diye başlayan Amerikan anayasasına benzer bir şey getirmek istiyorlar aslında. Ama orada da millet olmayacak. Şeylerden biri de bu dünyada ne iddia ediyoruz biz? Dünyadaki siyasetin esas sürücü gücü, dünyadaki olayların esas sürücü gücü milletlerin rekabetidir. Bizim iddiamız bu. Farkında mısınız ki böyle gizli teşekküller idare ediyor dünyayı falan gibi komplo teorileri de milliyetçiliğe karşı aslında. Mesela dünyayı cefere idare ediyor. Cefere duydunuz mu hiç? Öyle mi yapılıyor? O zaman bırakalım milliyetçiliği. Biz de şirket kuralım yani. Şirketlerin devletler üzerinde etkisi var muhakkak ki. Şeyler de bundan şikayetçi. Mesela kim şikayetçi? Buyurun. Illiberal Democracy diye bir kitap bu. Illiberal Democracy zannedersem Ferit Zekeriya'nın kitabı. Amerikan Kongresi'ne şeylerin nasıl tesir ettiğini lobilerin okudun mu kitabı? Yok, okumadım da onunla biraz ilgileniyorum. Lobilerin nasıl etki ettiğini anlatıyor. Dalga gibi, tsunami gibi vuruyor diyor. Bir şey konuşuluyor, cep telefonları çalışmaya başlıyor. Yani 5 dakika saat tut, güm diye lobilerin şeyi geliyor, iniyor falan diyor. Ferit Zekeriya Cefere'nin adamı. Bu da enteresan. Ferit Zekeriya esaslı bir adam. Hindistan'daki Müslümanları müdafaa eden, acı acı müdafaa eden bir adam. Enteresan bir adam Ferit Zekeriya. Ben dil kültürün taşıyıcısı bizzat kendisidir. Bizzat kendisidir diyor. Ben dil Türkiye ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani belki benim çok içimi acıtan bir şey bu. Binlerce yıllık bir tarihe sahip bir milletin mensubu olarak hala Türklerinin bir dünya dili haline getirilmesi benim için çok açıdan bir şey. Bir de bu yıl özellikle istemediğim bir yabancı dili zorla görüyor olmam da belki bunda bu soruyu sormam da biraz etkili. İngilizler bu işi bu kadar iyi yapıyorken özellikle dil konusu. Biz neden bu işi bu kadar ciddi ve profesyonel anlamda yapamıyoruz? Ve Hüseyin Nihalatsız'ın da bir sözü var Türk diliyle ilgili. Bir millet her şeyini kaybedebilir. Ama eğer o milletin dili yaşıyorsa tek yek vücut halinde tekrar ayağa kalkmak üzere hazırdır der Hüseyin Nihalatsız. Yani biz bu işi niye beceremiyoruz? Nedir beceremediğimiz tam neyi kastediyorsun? Türk dilini neden bir dünya dili haline getiremiyoruz? Yani böyle bir politika izlemedik devletlerimiz. Evet. Belki de izlenilmiştir de yani yapılmıştır. Vallahi evvela, durumlar da vardır ama. Evvela hani dünya dili haline, bilim dili lafını çok kullanırlar. Hatta Türkçe bilim dili olur mu olmaz mı? Bu öyle bir soru ki
sanki bilim dili olan dillerin grameri veya başka bir şeyi böyle bilim dili olmaya uygun da öyle bilim dili oluyorlar. Bilim dili hangi dilde daha çok bilim yapılıyorsa o hangi bilim dili oluyor. Bilimi yapanın dili. Abi bilimi yapanın diline bilim dili deniyor. Arapça bilim dili bir süre. Evet. Şeyler harıl harıl Arapçadan tercüme yapmak zorunda kalıyorlar. Keşişler falan. Arapça bilim dili. Yakın tarihe bakalım Almanca bilim dili. 1900 asrın başında Fransızca ve Almanca. Fransızca bilim dilinden ziyade diplomasi dili. Herkesin bildiği dil. Lingua franca diye bir laf var. Latince. Lingua franca her yerde geçen dil demek. Diplomasi de Fransızca franca. Fransızca lingua franca. Yani sizin dedeleriniz, bizim babalarımız böyle enternasyonel işler yapacaklarsa Fransızca konuşuyorlardı. Necip Fazıl falan. Yani hepsi Fransızca'yı konuşuyorlar. Osmanlı Arapları da öyle. Öyle. Bilim dili Almanca ama. Almanca. İngilizceyi tattığı yok kimsenin. O tarihlerde. Şeyden sonra, İkinci Dünya Harbi'nden sonra İngilizce bilim dili oluyor. Propaganda gücüyle alakalı biraz. Propaganda değil, bilimin yapıldığı ülkenin dili. Yani şey var ama, şu an öyle bir şey ki, İngilizce parçalara ayrılmış durumda. Hindistan, kendi Hindistan İngilizcesini oluşturmuş. Amerikalılar Amerikan İngilizcesini oluşturmuş. İngilizler İngiliz İngilizcesini ama öyle yani ciddi, yani parça parça olmuş. Ciddi farklar yok. Yeni kelimeler eklenmiş. Kelimeler harada öyle. Kendi içerisindeki ya şunu söyleyeyim size. Yine bu Babil kitabı, keşke o yazarın ismini, siyahi bir adam, çok esaslı bir adam, onu da seviyorum. Oturmuş İngilizce'deki öz İngilizce kelimelerin şeyini, istatistiğini çıkarmış. %1'in altında. %1'in altında. Fakat günlük konuşmada %70 bunların frekansı diyor. Mesela size İngilizceye yeni eklenen, ha şeyde Oxford sözlüğünden almış, 4 cilt galiba Oxford sözlüğü. Bunun içinde var Oxford sözlüğü daha önce, onu da yeni eklenen kelimelerden örnek verecektim size, Glasnost, Oxford sözlüğünde var. Bak unutmuşsun Glasnost'u. Aşikarlık. Diyorlar bizim şeyler, şeyin sloganıydı. Gorbaçov'un Glasnost ve Perestroika. Oxford sözlüğünde var mı? Siyasi güç de doğru alakalı, doğru ilişkiler. Şimdi bak, bir bilimin en çok yapıldığı ülke demek zaten ekonomisinin en iyi, ekonominin en iyi olduğu öyle olduğu için siyasi, bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Evet. Amerika neden harıl harıl bilim yapıyor? Çünkü ihtiyacı var bilim yapmaya. Ben Türkçe ne zaman bilim dili oldu gibi bir ukalalık yaptım. Yılmaz Öztun'a 19. asrın başında dedi. Kahire'de tıp kitabı çıkıyor Türkçe. Mısır modernleşmek için harıl harıl batıdan kitap tercüme ediyor. Hangi dile? Türkçe. Ama Mısır Osmanlı mülkü. Yani doğal değil mi de, dili? Bu şeyde değil ama. Bu 18. asırda değil. Bu yeni bir şey. Yani şeyde 19. asırda, 20. asırda, 20. asrın başında Türkçe'ye tercüme ediyor. 20. asrın başında Mısır artık Osmanlı mülkü değil. Şeyden bahsetmiyorum. Birinci Dünya Harbi'nden önce. Bu Mehmet Genç'in tarih kitabı hakkında Osmanlı Devleti ve Ekonomisi kitabı hakkında iki yazı yazdım, uzunca yazı yazdım. Son iki yazı. Orada yazmadığım bazı şeyler var. Osmanlı fethettiği her ülkeye vatan diye bakmış. Bu çok büyük bir fark şeyle. Yani komünist de, kapitalist de, batılı böyle bakmıyor. Yani bir kendi ülkesi var, bir de sömürülecek yer olarak bakıyor. Yani
şeyin ne bileyim Selanik İzmir'den bir farkı yok ki Osmanlı'nın veya Urfa'dan bir farkı yok ki Osmanlı'nın kafasında.